Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Yayınımızın kapağında görmüş olduğunuz üzere yaşlanan karısını istemeyen sahabe ifadesi bulunuyor. Şimdi ben bu yayında bir ayetin üzerinde duracağım. Bu ayetin özellikle iniş sebebiyle alakalı tefsirlerde, hadislerde geçen ifadelerin üzerinde duracağım. Ve bu ifadelerde biz şunu görmüş olacağız. İslam'da erkek ve kadın arasındaki ayrımcılık bu ifadelerle çok daha net bir şekilde ortaya konuluyor. Zaten Kur'an'daki pek çok ayet kadınla erkek arasındaki ayrımcılığı net olarak ortaya koyuyor da hadislerdeki bazı ifadeler bu durumu daha da açıklığa kavuşturuyor. Yani bu hadisleri, bu tefsir açıklamalarını gördüğünüzde İslam'ın erkeğin arzularına, isteklerine, davranışlarına nasıl hitap ettiğini, bunları nasıl önemsediğini, bunlara nasıl cevap verdiğini göreceksiniz. Ama söz konusu kadının istekleri, arzuları, hayatı, yaşantısı olduğunda bunu nasıl görmezden geldiğini, bunu nasıl önemsemediğini açık şekilde görmüş olacaksınız. Bu açıdan bu yayın oldukça önemli. Hemen başlayalım. Nisa suresinin 128. ayetinde şöyle söyleniliyor. Eğer kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya yani sulh çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyeldir. Eğer iyi davranır ve haksızlıktan sakınırsanız, bilin ki Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. Çeviride serkeşlik anlamı verildiği görülen nüşuza, ters davranış anlamı da verilebilir. Kadının kaygı konusu yapabileceği nüşuzun ne olabileceğini Fahrettin Razi şöyle anlatıyor. Yani Fahrettin Razi kadının hangi konularda kaygı duyabileceğini, hangi konularda ters davranabileceğini, erkeğe karşı çıkabileceğini açıklamış, analiz etmiş. Kadınlar Fahrettin Razi'nin ortaya koyduğu sadece bu durumlarda karşı çıkabilirlermiş. Bunların dışındaki durumlarda kesinlikle karşı çıkmaya hakları yokmuş. Ama söz konusu erkekse tabii ki bildiğiniz gibi erkeğin hakları çok 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 daha fazla geniş. Fahrettin Razi şöyle diyor. Kocanın kadından yüz çevirmesi, suratını asması, cinsel birleşimde bulunmaması ve kötü davranması. Kadın bunları kaygı konusu yapabilirmiş. Ama kaygı konusu yapabiliyor da bunun dışında başka bir şey yapabiliyor mu? Yani ayette şayet bir erkek karısına bu şekilde davranırsa cehennemde yanar, onun cezası şudur şudur deniliyor mu? Hayır. Ayette görmüş olduğunuz gibi eğer onlara iyi davranırsanız, haksızlık yapmazsanız bilin ki Allah işlediklerinizden haberdardır. Eğer onlara kötü davranırsanız, haksızlık yaparsanız cezasını çekersiniz, cehennemde yanarsınız gibi bir ifade yok. Hani erkeğe iyi davranıp davranmama kendi vicdanına bırakılıyor. Buna karşılık bir ceza öngörülmüyor. Sadece bazı durumlarda yani kadına iftira atarsa bir erkek ortaya çıkarsa bu tip uç noktalarda ancak erkek ceza alabiliyor ki bildiğiniz gibi İslam'da kadının değil erkeğin sözü esas alınır. Erkeğin şahitliği kabul edilir. Kadının sözüne, şahitliğine önem verilmez. Dolayısıyla bu açıdan da kadının zaten kendini kanıtlayabilmesi, ifade edebilmesi çok 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 zordur. Nasıl olabilir bu? Muhammed'in eşi olursunuz, kızı olursunuz, Ebu Bekir'in kızı olursunuz, yani çok soylu, ünlü birinin kızı olursunuz, eşi olursunuz, o zaman başka birisine sözünüz geçebilir. Çünkü çok soylu, güçlü bir babanız, kardeşiniz vardır arkanızda. Onun dışında bir kadının, hele ki sıradan bir kadının bu tarz durumlarda sözünün geçebilmesi, haksızlığını giderebilmesi çok 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 zor bir ihtimaldir. Yani Fahrettin Razi diyor ki bu durumlar kadının erkeğe karşı nüşuzda bulunabileceği durumlar. Böyle bir durum olduğunda uzlaşma anlamında bir anlaşmaya gidebilir karı koca. Yani birbirlerine karşılıklı olarak ödün verebilirler. Birbirlerinde bulunan kimi haklarından vazgeçebilirler. Böylece de anlaşma sağlanabilir. Razi kadının kocasındaki hakkını özetlerken bakın bu ifadeler çok önemli. Ya mehirdir, ya nafakadır, ya da kocanın karıları arasında kararlaştırılan cinsel birleşme nöbetinde o kadının sırasıdır. Yani kadının kocası üzerindeki hakları bunlarmış sadece. Kadın bu durumda hiçbir şey yapamıyor. Bakın, kadının hakkı budur diyor Fahrettin Razi. Yani kocasına belli bir sırayla
benimle ilişkiye girmek zorundasın diyebilir. Ama ve lakin erkek bunu kabul etmiyorsa da bir şey yapamıyor. Neden? Bakın ne diyor Fahrettin Razi devamında. Bilerek burayı renkli olarak işaretledim. Kadının kocasını cinsel birleşmeye zorlama hakkı yoktur. Bakın aslında bu ifade yanlış bir ifade değil. Ama erkeğin kadını cinsel birleştirmeye zorlama hakkı var mı? Sapına kadar. Bildiğiniz gibi İslam'da tecavüz kavramı yoktur. Özellikle evli olan erkek kadın için böyle bir durum söz konusu değildir. Erkek ne zaman karısıyla birlikte olmak isterse o kadın bunu kabul etmek zorundadır. Hatta kabul etmiyorsa melekler sabaha kadar o kadına lanet eder. Bunlar hadislerde geçer. Hatta şu ifadeler de geçer. Erkek ne zaman karısını cinsel birleşme için, sevişme için yanına çağırırsa o kadın iki eli hamurlu bile olsa, yani çok meşgaleli bir durumda dahi olsa koşa koşa kocasının yanına gitmek zorundadır diyor Muhammed hadiste. Yani erkeğin karısını cinsel birleşmeye zorlamaya her türlü hakkı, yetkisi bulunuyor. Fakat kadının kocasını cinsel birleşmeye zorlama hakkı Razi'nin ifadesiyle bulunmuyor. Burada çift standart var. Aslında hem erkeğin hem de kadının zorlamaya hakkının olmaması gerekiyor. Şimdi bildiğiniz gibi erkeğin 4 tane, 8 tane, 10 tane karısı olabiliyor. Dolayısıyla erkek bir karısıyla küstüğünde, onu istemediğinde farklı karılarıyla yine birlikte olabiliyor, sevişebiliyor. Ama kadının tek bir kocası olduğu için bu kadına ceza oluyor. Anlayabiliyor musunuz? Kur'an yorumcuları bu ayetin iniş nedeni üzerinde dururlarken değişik aktarmalarda bulunurlar. Bakın değerli arkadaşlar, burada iki farklı aktarma var. Bunlar son derece önemli. Bu yayının ana konusunu şu kısımdaki aktarmalar oluşturuyor. Bir aktarmaya göre ayet peygamberin karılarından Şevde binti Zeman'ın durumu üzerine inmiştir. Şevde peygamberin kendisini boşamasından kaygılanıyordu. Boşamasın diye peygambere bir öneride bulundu. Dedi ki, senin benimle yatma nöbetini sıramı Ayşe'ye veriyorum. Benim nöbetimde onunla yatabilirsin. Ne olur beni boşama. Şimdi değerli arkadaşlar, bu kadın neden Muhammed'in kendisini boşamasından bu denli korkuyor? Bu denli ondan boşanmak istemiyor? Muhammed'e aşık olduğu için, çok sevdiği için mi? Hayır, alakası yok. Ortada kalacağı için, ekonomik bir gücü olmadığı için, bildiğiniz gibi erkek kadını boşadığında o kadın ortada kalıyor. Ailesi de çoğunlukla sahip çıkmıyor. Dolayısıyla bu kadının hali harap. Şayet kocası onu boşarsa, ki Muhammed bu. O yüzden bu kadın, sen benim sıramda Ayşe ile birlikte ol, benimle hiç birlikte olma ama yeter ki beni boşama diyor. Çünkü çaresiz. Çünkü gideceği bir yer yok. Çünkü ekonomik gücü yok. O yüzden bu kadar korkuyor, istemiyor. Peygamberle bu şekilde anlaşıyor. Ayşe diyor ki, ayet bu ve benzeri durumlar üstüne indi. Biraz önce okuduğumuz ayet bu durum üzerine indi diyor. Ayetin bir diğer iniş sebebinde kapak resmindeki husus geçiyor. Bir başka aktarma şöyle. Adamın biri karısını sevmiyordu artık. Çünkü kadın yaşlanmıştı. Bakın buradaki çifte standardı çok iyi analiz edin. Adam karısı yaşlandığı için onu artık sevmiyor, istemiyor. Kadın boşanacağını anlayınca kocasına, beni boşama da benimle yatma sırası geldiğinde başka kadınla yat. Yani bir kadın nasıl olur da bunu kabul edebilir? Çaresizse, ekonomik gücü yoksa ancak bunu kabul edebilir. Benimle hiç yatma, benim sıramda başka bir eşinle yat ama beni yeter ki boşama diyor. Buradaki daha önemli husus, adam kadını yaşlandı diye artık istemiyor. Peki kadının böyle bir hakkı var mı? Hayır, bildiğiniz gibi İslam dininde kadınlar küçücük yaşlarında, 8 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında, 50, 60, 70, 80 yaşındaki erkeklerle evlendirilir. Veyahut 40 yaşında, 50 yaşında. Dolayısıyla aradaki yaş farkı korkunç. 30, 40, bazen 60 yaş fark var. Peki kadınların, bu erkek çok yaşlandı, ben bununla evlenmek istemiyorum veya evlendikten belli bir süre sonra, atıyorum 30 yaşında erkek, kadın 10 yaşında olsun, evleniyorlar. Zorla evlendiriliyorlar tabii ki, 10 yaşındaki bir çocuğun evlilikten anlaması söz konusu değil. Aradan atıyorum 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor, adam oluyor 45 yaşında, 50 yaşında, kadın 20 yaşında, 22 yaşında. Bu kadının böyle bir hakkı var mı?
Benim kocam çok yaşlandı, ben artık bunu istemiyorum. Böyle bir hakkı yok. Böyle bir yetkisi yok. Fakat erkek karısını sırf yaşlandığı için istemeyebiliyor, boşayabiliyor. Yani aradaki korkunç ayrımcılığı görebiliyor musunuz? İşte bugün bunun üzerinde durmak istedim. Ayetlerde zaten erkek kadın arasındaki ayrımcılık çok net şekilde ifade ediliyor. Fakat hadislere, tefsir açıklamalarına baktığınızda bu durumun daha da açık, bariz bir şekilde gözümüze sokulduğunu görüyoruz. Hani bize hep diyorlar ya, kardeşim tefsir okumuyorsunuz, hadislere bakmıyorsunuz, dinimiz kadına değer veriyor. He veriyor, gördük. Nasıl değer verdiğini çok net bir şekilde hadislere baktığımızda, tefsire baktığımızda gördük. İslam'ın kadına bakışı özetle budur. Bugün bu konuya değindik değerli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.